Teyze dedi ben kaydetmeye başladım dedi teyze öyle diyor. Şimdi burada arkadaşlar aslına bakarsanız paralel kenarla ilgili bir özelliğimiz var bizim. Bu bizim için önemli bir özellik. Çok kullanacağımız bir özellik olacak. Şöyle ki paralel iki tane doğrunuz varsa arkadaşlarım. Paralel iki tane doğrunuz varsa tabanı sabit tutmak kaydıyla biz şunu öğrenmiştik. Bu sivri olan ucu, paralel doğruların üzerindeki sivri olan ucu istediğiniz her yere hareket ettirebilirsiniz. Taban sabit kalmak kaydıyla bu alanlar değişmez diye öğrenmiştik hatırlarsanız. O yüzden kendim kendime diyorum ki, bakın paralel doğrularımız şu ikisi, AD ve BC. Bu ikisi birbirine paralel. Paraleller üzerindeki sivri ucum kim? E noktası. Ben buradaki E noktasını istediğim herhangi bir yere götürebilirim. Mesela E noktasını hop getiriyorum buraya ve böylece bir üçgen buluyorum. Bulduğum üçgen ADB'nin alanı arkadaşlarım. Paralel kenarın alanının yarısı oluyor. O zaman diyorum ki paralel doğrular üzerinde tepe noktasını yani sivri olan ucu bu paralel doğrunun üzerinde istediğim herhangi bir yere çekebilirim. Alanlar değişmez. Yeter ki tabanı değiştirmeyelim. O zaman beyaz kısmın alanı aslına bakarsanız taralı kısmın alanına eşittir. Bu da tüm alanın yani paralel kenarın tamamının alanının yarısı kadardır. Taralı alanıma bakıyorum kaçmış? 18 artı 7'den 25'miş. O zaman beyaz kısmın alanı da 25'tir. Beyaz kısım 25, taralı kısım 25. Tüm alanın yarısı olacak demiştik. Tüm yazamadık. Alanın yarısı olacak. Buradan tüm alanı da 50 olarak bulmuş oluruz. Takıldığımız bir yer var mı? Anlaşılmayan bir yer. Yok. Özelliğimiz şu arkadaşlarım. Bir daha söylüyorum. Beyaz kısımların alanı taralı kısmın alanına eşit. Bu da tüm alanın yarısı olacak diyoruz. Neden? Çünkü E noktasını istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Paralel doğrunun üzerinde. E noktası mesela buraya getirdiğinizde bu taralı üçgenin alanı diğer taralı alana eşittir diyebiliriz. Tamam mı? Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Geçtim. Şimdi biz ne öğrenmiştik bu adamla ilgili? Söyleyin bakalım bana. Parmaklarını kaldırdı benim çocuklarım. Nazlı söylesin. Nazlı ne öğrendik? Hocam eğer paralel doğrular arasındaki o tepe noktası yani yataydaki doğrular eşit olmak yani değişmemek üzere değiştirirsek alanlar hep eşit olur dedik. Hiç ne dediğini anlamadım Nazlı. Gözün kör olmasın. Karışık kuruşuk bir şeyler dedin. Ne dedin hiçbir şey anlamadım. Paralel doğrularda tepe noktası bunun üzerinde herhangi bir yere gelebilir. Alan Evet. değişmez. Tamam mı? E noktasını kime getirdin sen? Kimin üzerine getirdin? B'nin üzerine getirdim. Getirdin. Getirdiğin zaman bu taralı alan aslında pembiş alana Eşit eşitmiş. oldu. Tamam. Taralı alan eşitmiş pembiş alan. O da neye eşit peki? Tüm alan bölü 2. Evet. Tüm alanın Tüm yarısına alanın eşit. yarısına eşit. O zaman pembiş alanımız 16 ise tüm alanımız da ne Paralı olur? alanımız da olur. 32 olur. Evet. Tüm alanımız da 32 olur. Takıldığımız bir yer var mıdır? Paralel iki doğruda tepe noktasını fırttırı doğrunun üzerinde istediğim yere hareket ettirebiliyor. Peki buradayım bir düşünelim bakalım. Bak. E noktasıyla alakalı bir şey biliyordum sanki ben. Ne biliyordum E noktasıyla alakalı? 90 dereceydi. Evet, 90 dereceydi. Harika. Peki başka ne biliyordum E noktasıyla alakalı? Paralel Paralel çizdiğimiz zaman çektiğimizde orta orta tabanımız tabanımız üzerinde. aralıkta. Evet, E açısı 90 dereceydi ve E ile ilgili ben ne biliyordum başka? Paralel çekersem orta taban üzerindeydi. Paralel çekersem orta taban üzerindeydi. Peki, şimdi amca bize ne sormuş?
Onu vermiş, 8 vermiş, açıortayları vermiş. Alan A, B, C, D'yi sormuş. Peki, Feyza'cığım ne düşündün? Hocam, bence Z kuralı uygulayabiliriz. İkiz kenar çıkıyor. Z kuralı ama önce 10... Z kuralı yaptığımız zaman şurası çubuk olur. Şunlar birbirine eşit olur. Doğru. Burası noktacık olur. Bunlar da birbirine eşit olur. Ama yan kenarları bilmiyoruz. Şu adamın alanını ama sanki... A, E, B'yi bulabiliriz alanını. Evet. A, E, B'nin alanını bulabiliriz. Çünkü A, E, B nasıl geliyor. Bir üçgen? Dik. Kaç? Dik üçgen. Evet. Biz ben biraz taşırdım ama yani bakınız anaokulu düzeyindeki yetilerimi kaybediyorum herhalde. Şunu birazcık taşırdım arkadaşlarım ama taralı alan tüm alanın nesi? Yarısı olacak. Yarısı olacak. Taralı alanı bulalım. Ne olur taralı alanımız? 10 çarpı 8 bölü 2'den 40. Taralı alanı, yani tamamı da 80 oluyor. Evet. Buradan tüm alanımız da 80 olarak bulunuyor. Çok güzel. Teşekkür ederim teyzeciğim. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Bu arada herkes dilekçesini vermiştir herhalde. Dilekçe için bugün son gün biliyorsunuz. Dilekçesini vermeyen arkadaşların tüm sınavlara girmesi gerekiyor arkadaşlarım. Ve bütün proje notlarının tam olması gerekiyor. Eksiği olan arkadaşlar lütfen tamamlasınlar. Ya da sınava gireceklerse sorun değil ama girmeyeceklerse sonra mağdur olmasınlar. Evet, buradayız bakalım. Alanı sormuş. Kendim kendime düşünüyorum. Acaba diyorum ben bu adamın alanını nereden bulabilirim? Nereden bulurum Deniz? Hocam D'deki açıyı taşıyabiliriz. Orada bir üçgen oluşturabiliriz. B'deki açıyı mı? Neredeki D. açıyı? D. D bölüm D'yi, DE'yi birleştirebiliriz. D ile E'yi birleştirelim. Peki. D ve E'yi birleştirdim. Şu karamık oğlandan hiç hoşlanmadım. O yüzden bunu birazcık renklendirmek istiyorum. Sarı yapmak istiyorum. Şu sarı üçgenin alanını bulabilirim değil mi? Sarı üçgenin alanıyla ilgili ne biliyorum ben Deniz? Hocam taralı üçgenin alanı tüm alanın yarısına eşitti. Evet. Ben şimdi ilk önce bu üçgenin alanını bulacağım. Sonra bana tüm alanı sorduğu için 2 ile çarpacağım. Tamam, süper. Bu üçgenin alanı 27 çıkıyor. Tüm alan bölü 2 idi. Üçgenin alanı 6 çarpı 9 bölü 2. O da tüm alanın yarısı demiştik. Gitti. O zaman tüm alanımız ne oldu? 6 kere 9. 54 oldu. Güzel, teşekkür ederim. Var mı soru? Taralı alan daha paralel kenarın alanının yarısıydı çünkü. Peki. Geçtim buraya. Şimdi arkadaşlar bakın bu da bizim için bir özellik aslına bakarsanız. Şöyle ki biraz önce doğrusallık şartı vardı. Oluşan üçgenler tepedeydi. Bu sefer oluşan şeklinizin E noktası ortasında bir yerlerde arkadaşlarım, tamam mı? E noktası ortada bir noktaysa sizin için o zaman diyorsunuz ki karşılıklı amcaların toplamları yani S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşit. Burada doğrusallık şartı yok dikkat ederseniz. Doğrusallık varsa zaten bu adamlar köşegen oluyor. Bakın şöyle ki hemen onu çizeyim. Biz kaç tane özellik yazmıştık? 2 tane yazmıştık sanırım. Bu paralel kenarla ilgili 3. özelliğimiz. Hatta başka bir renk alalım. Şimdi biz biraz önce ne öğrendik? Onu da yazayım size. Hem notlarınız içerisinde olsun. Biraz önce ne öğrendik ki arkadaşlarım? Paralel kenarın tabanında herhangi bir nokta alındığında mesela tepeden aldım. Burada bulduğum taralı üçgen, taradığım üçgen tüm alanın nesiydi? Yarısı. Yarısı kadardı. Bunu isterseniz şöyle de alabilirdiniz. Tabanda da alabilirdiniz. Yatay da alabilirdiniz. Köşegenlerle birleştirdiğiniz sürece fark etmiyordu. Bu amcanın alanı şöyle çizdik. Bu amcanın alanı onu da yazayım da. Taralı alan tüm alanın yarısı diye öğrenmiştik. Şimdi
Bir sonraki özelliğimizde de yine paralel kenarımız var. Bu sefer yalnız doğrusallık şartı olmak zorunda değil. Doğrusallık olmadığı için istediğim şekilde çizebiliyorum. İstediğim yerden bir nokta alıyorum arkadaşlar. Bu amcayı köşelerle birleştiriyorum. Bakın şöyle. Yampirgen yampirgen birleştiriyorum. Doğrusal değiller çünkü. Oluşan üçgenlerin alanlarına S1, S2, S3 ve S4 diyorum. O zaman S1 ile S3'ün toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşittir diyorum. Bu özellik karşılıklı kenarları birbirine paralel olan ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgenlerde geçerlidir. Mesela dikdörtgende de doğrudur. Mesela eşkenar dörtgende doğrudur. Mesela karede doğrudur. Anladınız mı arkadaşlarım? Bu özellik sadece paralel kenara ait bir özellik değildir aslına bakarsanız. SS'ini aldık mı arkadaşlar? Paralel kenarda alanla ilgili. Aldık. Güzel. Şimdi o zaman sorumuza bakalım. Şimdi ne öğrendik biz? ADE 16, 10 vermiş ve ABCD'yi sormuş. Şimdi biz ne öğrenmiştik? Şuraya S1, S2 dersem. S1 ile S2'nin toplamı kimle kimin toplamına eşit? 16 ile 10'un toplamına eşit diyorum. Şimdi şu ikisi taradıklarımız birbirlerine eşit bakın. Bu ikisini topladım. Eşit. Bu ikisinin toplamı da birbirine eşit. O zaman bu da tüm alanın aslına bakarsanız ne olmuş oldu arkadaşlarım? Yarısı. S1 ile S2'nin toplamını sormuyor adam bana. Tüm alanı soruyor. O zaman niye bitiriyorum burayı? Burası 26 eşittir. Tüm alan bölü 2 oluyor. Buradan tüm alanımızı 52 olarak buluyoruz. Takıldığımız bir yer. Onu yazdık mı? Ha, yazmamışız. Onu da yazalım. Bu alan dediğimiz şey tüm alanın kaçta kaçı arkadaşlarım şu ikisinin toplamı? Tüm alanın yarısı. Yarısı. Diğer yarısı da beyazlar. Tamam mı? Peki geçtim. Hadi buradayım. Kim yapsın bunu da? Selin yapsın. Evet Selin'cim, seni dinliyoruz. Hocam 11 ile 7'yi topladık, 18, diğer yer 8. Evet güzel. 11 artı 7 eşittir 10 artı S. Bu da tüm alanın nesiydi senin? Yarısı mı? Evet yarısıydı. Buradan S'imiz kaç oldu? 8. 8 oldu. Amca da zaten onu sormuştu. Tüm alanı sormamış. Ama biz genelde kural olarak yazıyoruz. Teşekkür ederim. Geçtim. Peki bunu da kim yapsın? Baktım Zehra yapsın. Evet Zehra'cığım seni dinliyoruz. Karşılıklı olanlar eşitti birbirine. Eşkenar üçgen demiş ADE'yi. O yüzden evet. Bütün kenarları 6 olun. Tamam. Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı vardı. Kerem'le Deniz aynı şeyi söylemişti hatırlarsan. İki sarışın. Neydi acaba o? Hatırlamıyorum. Kerem'le Deniz'e sor bakalım. Kerem'le Deniz neydi? Söyleyin bakalım. İki sarışın aynı hatayı yaparak tarihe geçmişlerdi. Bakalım doğrusunu öğrenmişler mi? Sor birine. Deniz söyler misin? Şeydi. Evet. A kök 3 bölü 2 miydi? Öyle miydi Kerem? Ben hatırlamıyorum. Hah iyi. Bu sefer ikisinde de iş yok. O zaman ben söylüyorum. A kare kök 3 bölü 4. Ben yaklaşmışım ama. Evet evet bayağı yaklaştım. Bunun alanını her seferinde size soracağım. Kerem ve Deniz'e soracağım. Çünkü bunu bir türlü doğru söyletmeyi başaramadım. Her seferinde size soracağım. O yüzden ezberlerseniz iyi olur. Yoksa rezil oluyorsunuz bütün Türkiye'ye canım. Yani şu şurasında 363 tane takipçim var yavrum. Şurada bir YouTuber olmam az kaldı. Şimdi o zaman şu amcanın alanı ne oldu Zehra? Söyle bana. Soracağım. Bir şey oldu.
Evet aşkım, dinliyoruz. Ha, orada 5 köküç oldu. Onu karşı vermiş zaten adam. Tamam. Evet, buranın alanını soruyorum Zehra. İçimi bayıltmadan söylersen çok sevineceğim. Şimdi ayarın altı yazı yaşlandım sayende Zehra. Yaşlandım yani. Saçlarıma beyazlar düştü. Yoksa orijinali genç bir kadınım. Evet. 9 köküç olmadı. 9. Evet, bir kenarımız 6'ydı. O zaman alanımız, taralı alanımız, taralı diyelim. A kare 36, kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 oldu. Burayı da bulduk. 9 kök 3'müş. Sonra ne yapıyoruz şekerim? Sonra ne yapalım? Evet, formül neydi? Şey, karşılıklar birbirine eşitti. Karşılıkları nesi ama? Alanları. Toplamı. S1'le kimin toplamı? S2'nin toplamı eşit olacak. Kimle kimin toplamına? 9 kök 3 artı 5 kök 3. Evet, bu da tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Tüm alanı soruyor ya. Şimdi topluyorum. Burası 14 kök 3. Tüm alan bölü 2 dedim. Buradan tüm alanımızı kaç bulduk sevgilim? 14'ü 2 ile çarpamadım ben şu an. Zehracığım sen ne oldu tatlım sana? Ben seni en son bıraktığımda sen gayet çalışkan böyle zehir gibi bir çocuktun. Değiştirdiler mi seni? Ne yaptılar ya? Hayır, ben sayfaları önceden çözüyordum. Şimdi bu sayfayı çözmedim. Şey oldu. Çözmene gerek yok. 14 kök 3 ile 2'yi çarpmanı bekliyorum. Yani böyle integral almanı, ne bileyim katlı türevler falan yapmanı beklemiyorum. 14 kök 3 ile 2'yi çarpmanı bekliyorum. Stres alıyorum hocam ben. Stres oluyorsun. Yerim senin stresini ben. Üskançı Zehra. Benim senden beklentim yüksek. O yüzden sen böyle basit bir şeylere cevap veremediğin zaman sinirleniyorum. Çünkü benim gözümdeki Zehra bu seviye değil. Evet, geçtik. Şimdi ne demiş? Sorumu okuyorum yavaş yavaş. Diyor ki ABCD paralel kenarmış. AF'yi vermiş 10'muş. Tamam. BE'yi vermiş 12'ymiş. BE neresi şurası? Dındırı dındırı dındırı. Burası 12'ymiş. ABCD'nin alanı sormuş. Bir kere tüm alanı bulmak için ne yapabiliriz önce? Bir düşünün bakalım. Ve bu 12 kim? Kimi vermiş? AF'yi vermiş. Böyle kafanızda şimşekler çakıyor mu? Yani soruya bakarken düşünüyor musunuz? Adam bana nereyi vermiş? Bakın kırmızı ile gösterdiğim yeri. Yani onu vermiş. Bir de 12'yi vermiş. Bu 10 ile 12 arasında bir bağlantı var mı arkadaşlarım? Bilgisayara bakarsak daha iyi olabilir. 10 ile 12 arasında bir bağlantı var mı? Ben söyleyeyim. 10 ve 12 arasındaki bağlantı şu. 12, 10 kenarına ait yüksekliktir. Siz bu adamı çizdiğiniz zaman arkadaşlarım, pembe üçgenin yüksekliğidir aslına bakarsanız. Hangi kenarına ait? 10 kenarına ait. Ona ait yükseklik. Peki niye dışarıya basılmış? Çünkü bu adam geniş açılı bir üçgenmiş. 10 diyorum bakın. Ona ait yükseklik nereden basılacak arkadaşlarım? AF'nin dışından yani B'den basılacak. B'den AF doğrusunun uzantısına basılmış. Dışarıya niye basılmış? Çünkü burası geniş açıymış. Şimdi o zaman bu alanı hesaplıyorum. 10 çarpı 12 bölü 2 dedim. Çat çat sadeleştirdim. Bu alanımız 60 oldu. Taralı alanla ilgili biz ne öğrenmiştik? Taralı alan. Ne dedik? Tüm alanın yarısı dedik. Taralı alanı 60 olarak bulduysak tüm alanımız da 120 olur deriz. Var mı sorun? Takıldığın bir yer? Değerini biliyorum annem ben senin. Peki şimdi burada ne demiş bakın. 2DE 3EC'miş. Hadi bakalım Ecem ne yapalım? Evet Ecem söyle ne yapabiliriz? Hocam ikisini 6 ile oranlarsak D'ye 3K deriz. D'ye 3K deriz. 2K deriz.
Harika. Sonra şu oranları kullanabilmek için bir ek çizim yapalım. Tamam mı? Tamam. A ile C'yi birleştiriyorum. Hadi şimdi oranları yerleştirelim. 3K'ya karşı nasıl bir alan gelir? 3K'ya karşı 3. 12 olarak. Hayır, 3S. S'i yazalım sonra geçirelim. Tamam mı? 2K'ya karşı ne gelir? O da 2S olur. Güzel. Peki bu çizdiğim adam ADC'nin alanı. ADC'nin alanı. Bu adamın 5'e. alanı evet 5S'tir. Bu 5S dediğimiz şey aynı zamanda nedir Ecem? 5'e dediğimiz aynı zamanda şey oluyor, alanın yarısı. Aferin sana. Diğer alan da o zaman 5S kadarmış. Şimdi amca bize ABCD'nin alanını sormuş. ABCD'nin alanı o zaman kaç S olur Ecem? 10S olur. Bulmaya çalıştığım şey bu. Bu arada ben ADE'yi yani pembiş kısmı 3S'i 12 bulmuştum. S'im o zaman. 4. O da Evet. 40 olur. Bitti. Aferin. 10 çarpı 4'ten 40 oldu aradığım cevap. Teşekkür ederim. Burada sorun var mı Dur? Alan parçalama sorusu. Bunlar çok önemli arkadaşlarım. Bunları sonra keşke biri bize anlatsa diye çok ağlayacaksınız yani. Ama şimdi 10 kişi var. Olsun. Canınız sağ olsun. Türkan'cığım sendeyiz. Hocam burada oranları 3'e 1 olarak vermiş. O yüzden K'ya 3K olarak oranlarız biz de. EB'ye 3K dedim. AE'ye K dedim. K dedim. Sonra S'e 3S oluyor. önce D ile B'yi birleştirdim, Tamam. değil mi? Heh. Evet. Birleştirdim. Burası S oldu. Diğer taraf. 3S. 3S oldu. Orası da Evet. yarısı olduğu için 4S oluyor diğer üçgenimizde. Evet. ADB tüm alanın yarısı. O Yarısı. zaman burası 4S ise diğer tarafta 4S. Tüm Evet. alanımız ne oldu? Tüm alanımız 8S oldu. Bize Evet. S'i Güzel. 6 olarak vermiş. 8 çarpı 6'dan da 48 oldu. Evet, S'imiz 6 ise cevabımız da 48 olur dedi Türkan. Çok güzel yaptı. Teşekkür ederim Türkan'cığım. Geçiyorum. Evet, geçtim. Şimdi, bak bu soru çok güzel bir soru. Hani görürseniz acayip rahat yapacağınız bir soru. O yüzden sizden şunu yapmanızı istiyorum. Bildiğiniz şeyleri arkadaşlarım soruya taşıyın, soruya yerleştirin. Daha komplike sorularda, daha karmaşık sorularda daha kolay görmenizi sağlar. Mesela bakın K noktası köşegenlerin kesiştiği nokta. Şimdi kendim kendime düşünüyorum. Ben köşegenlerle ilgili ne öğrenmiştim? Uzunlukları eşit değildi. Başka ne öğrenmiştim? Ama birbirlerine ne yapıyorlardı? Ortalıyorlardı. Ortalıyormuş. O zaman tık tık yerleştirdim. Şimdi bu adama yerleştirmiyorum. Neden? AK'nın neresine yazacağımı bilemediğim için. O yüzden onu da şöyle dalgalıyla gösteriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Gösterdim. Şimdi buraya dikkat edin. Taralı üçgende AK dediğimiz adam kenarı iki eş parçaya bölmüş. Bakın AK, kenar, ortay. Devam ediyorum. DE, kenar, ortay. İki tane kenar ortayın kesiştiği yere ne denir? Kenar ortayların kesiştiği yere ne denir? Evet, bir ölüm sessizliği var. Ben söyleyeyim. Ağırlık merkezi denir. Ne ara hatırlayalım diye söyleniyor burada birisi. Bunları hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları hatırlayamazsanız kalem kıpırdatamazsınız. Burada size anlattığım şeyler hem TYT hem AYT'de soru olarak karşınıza gelecek. Ağırlık merkezi ile ilgili ne biliyoruz biz? Ağırlık merkezi üçgeni 6 eş parçaya böler. Yani şunların her biri S kadardır. O zaman soru bitti. Şimdi biz yarısının 6S olduğunu biliyorsak tamamı 12S'tir. Bize 2S'lik alan 20 olarak verilmiştir. S'iniz 10'dur. S yerine 10'u yazarsanız aradığınız cevap 120 olur. Bunlar çok temel şeyler ve bunları da bilmenizi bekliyoruz. Bir daha söylüyorum. Diyorum ki
Önce AK'nın ADB üçgeninde, ADB üçgeni yazalım. ADB üçgeni için AK'nın kenar ortay olduğunu söyledik. Aynı mantıkla DE'nin de kenar ortay olduğunu söyledik. Sonra dedik ki kenar ortayların kesiştiği yer kim o? F noktası. F noktasının ağırlık merkezi olduğunu anladık. F noktasından geçen diğer kenar ortayı da biz çizdik arkadaşlarım ve dedik ki kenar ortaylar üçgeni 6 eş parçaya böler. Ve bu üçgen aslında tüm alanın yarısı demekti. Yarısına 6S dediysek burası da 3S'e 3S olacaktır. Eşit bölecektir. Tüm alanımız 12S'miş. 2S'imiz 20 ise S'i 10 bulduk. Yerine yapıştırdık. Takıldığımız bir yer. Geçtim. Evet buradayım. Bunu da kim yapsın? Nazmiye yap. Nazmiye'cim seni dinliyoruz. Ne oluyor? Nazmiye gitti mi? Sude'cim yapsın o zaman. Nazmiye gitmiş. Hocam şimdi EF'yi bir K dedim. FB'ye de K dedim. Evet. Buraya 3K dedik. FB'ye K dedik. EF'ye de 3K dedim. Tamam. K'ya 8 geldiyse 3K'ya da 24 gelir dedim. Sonra tamam. ABN'in alanını 8 arttı. Dur bir dakika Sude'cim bir dakika. Şimdi S'li yapalım da ondan sonra yerine yerleştirelim S'i tamam mı? K'ya karşı S geldiyse 3K'ya karşı ne dedin? 3S dedin evet. Bu arada biz ne biliyoruz? Taralı alanın. Paralel kenarın alanı ne şu an? Tüm alanın yarısına eşit. Evet. O zaman taralı alan tüm alanın yarısıysa taralı alanımız 4S olduğuna göre tüm alanımız ne olur? Tüm alanımız şurası 4S. Tüm alan ne olur? Sekiz S olmaz mı? Ben şöyle yaptım. Sekiz işte 24. Evet doğru yapmışsın sen. Yanlış değil. 32. Ben şu an açıklayamadım yaptım. Yok çok güzel yapmışsın. Doğru yapmışsın Sude'cim. Doğru yani. Ben sadece S türünden yapıyorum. Senin yaptığın aynısını S türünden yaptım. S'i de 8 verdi. Cevabı da 64 bulmuşsun. Sen K'ya karşı 8 ise 3K'ya 24 demişsin. Yarı alanı bulmuşsun. 32. Tüm alanı çevirmişsin. Evet. Evet. Ben hani arkadaşlarım birazcık daha otursun diye öyle yaptım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim aşkım. Evet arkadaşlar rehberlik saatinde de görüşeceğiz. Ondan sonrasında da bir saat fazladan ders yapacağım. Bugün yapamadığım ders için. Tamam mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tabii. Hocam yarın fonksiyon sınavı var mı? Yok arkadaşlarım. Yarın fonksiyon sınavı yapmayacağım. Tamam hocam. Teşekkürler. Rica ederim.